Bana bak ulan. Sana diyorum. Adam hala baygın abi. Bak ulan Fikri'nin evi burası mı? Burası abi. Gidebilir miyim artık? Git ulan! Abi, biz ne zaman gireceğiz bu eve? Bekle, birazdan gireriz. Ya. Hadi. Ben hadi dedikçe oyalanıyorsunuz. Hadi Hikmet. Koş. Ruh hastası. Abla bir şey diyeceğim. Heh. Yarın veli toplantısı var. Öğretmen mutlaka annem veya baban gelsin dedi. Ben de babama söyledim, babam gelecek. Daha ne zaman söyledin? Dün. Gelmez mi? Hadi tamam, okula konuşuruz sonra. Hadi. Bak bak, adama bak. Tavşan gibi 50 tane çocuk yapmış. Bunlar nasıl bakacağız diye uğraşmazlar. Çatır çatır çocuk yaparlar. Hadi halledelim şu işi. Selamünaleyküm. Fikri'nin borcu vardı da unuttu. Onlar rahatsız ettik seni. Babam burada oturmuyor. Babam burada yaşamıyorsa telefonu al. Babacığını ara. 20.000 lira borcunu getirsin bize. 20.000 lira mı? Ya 20.000 lira. Ya parayı getirsin ya arabayı. Bir dahaki gelişime bu kadar sakin olmam haberin olsun. Karşılığında bir hafta beleş bile isterim ha. Nasıl? Senin isteyeceğin şeyi yapmam için karşılığında bir hafta beleş bile isterim. Ya daha ağzından kelime çıkmadı. Sen nereden anladın benim bir şey isteyeceğimi? Belli oluyor lan. Yapma ya. Şimdi abi, biz Tünel'le evleniyoruz. Yapma ya. Ama yalan bak. Ha, o zaman iyi. Ya şimdi bize bir tane şey lazım. Sahte nikah memuru. Yani gelecek, nikah kıyıyormuş gibi yapacak ama yalandan sonra gidecek. Bu, kimden buluruz? Tamam canım, o işi ben de hallederiz. Emin misin? Bak çuvallamayalım sonra da. Ya sen bana bıraksan bir alana haber ver. İyi. Hiç yani böyle niye sahte nikah falan hiç merak etmiyorsun değil mi? Ya. Ne bok yedin sen? Hanımefendi, buraya bayanlar giremez ama. Ayıp ama ya. Çıkın dışarı. 2 tane adam geldi kapıya. Ya parayı versin ya arabayı diyorlar. Ne demek o? Ne yapıyor ya? Buradalar mı? Kim bu adamlar? Ya kızım, burada değiller. Biz bu adamlarla tesadüf eseri tanıştık, şey ettik. Yani birlikte ortak bir iş yapacaktık, bir girişim. Yani... Korsan taksiye çıkacaktık. İyisi, ben korsan taksiye çıktım. Polis beni bir çevirdi, ben bir panikledim. Şimdi kimlik mimlik sorar, bizim sakatlık maaşı güme gider dedim. Hemen arabayı orada bıraktım, tavanları yağladım. Satmış, vallahi arabayı satmış. Lan ne satması be, satsam para nerede? Benim kapıma mafya bozuntuları dayanamaz. Sen bu işleri çözeceksin hemen. Evet ya, ne yapsak kızım acaba? Ben bir haftalığına İzmit'e amcangillere falan mı gitsem? Ya giremezsin bir yere ya.
Burada kalıp bu işi halledeceksin. Zaten Fikret'in veli toplantısına gitmen lazım. Gidemezsin bir yere yani. Ya ne veli toplantısı ya? Çocuğa kesin geleceğim demişsin. Zaten sürekli şikayet geliyor. Ya oğlan çocuğu bu. Yaramazlık da yapacak, kuduracak da. Fikret'inki öyle yaramazlık değil. Okuldan atacaklar çocuğu. Müdür seni görmek istiyor özellikle. Okuldan mı atacak? Git konuş o zaman. Allah'ım anlatamıyor muyum? Seni istiyorlar, seni. Ya uf, bir düşün yakamdan be artık. Bir düşün ya. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Tufan, hadi oğlum. Git sen benim ilk birayı getir bakalım. Hala bira diyor herif ya. Ya hadi. Babacığım, anla... Fikri. Ananı... Allah tomunuzun belasını versin. Aha yırttı yine. Lan Fikri! Ulan... Ulan Fikri, son duanı et. Geberteceğim lan! İçin bana! Şeyman! 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 Lan polis sizinle eve yaklaşamıyorum. Müjde okulda. Tamam, tamam, tamam. Şeyman Hacım, artık sakin olun. Ben bu evdeyken size hiç kimse hiçbir şey yapmaz. Hadi gelin içeri. Haşim kapıya gelmiş. Yok, yok, gelmedi. Bizi tehdit etti, duydunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.